Keşke Yapmasaydım programından herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Yunus Şevik. Kanalımıza ilk kez geliyorsanız abone olup bildirim zilini açarsanız mutlu oluruz. Size okuyacağımız bu itiraf mektubu bizi çok üzdü. Bu kadar ahlaksız şeyi nasıl yapabilirler diye düşündüm. Üzüldüm. Yazan kadın adına üzüldüm. Çünkü kocasını kayınvalidesiyle yakalamış. Bu ensest olaylar maalesef ülkemizde ve dünyada yaşanıyor. Yaşanmaması dileğiyle inşallah diyorum. Çok fazla detaya girmek istemiyorum. İbretlik bir hayat. Mektuba geçelim. Ondan sonra üzerine detaylıca konuşuruz inşallah. Videoyu izledikten sonra düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz ama unutmadan like tuşuna basarsanız gerçekten mutlu oluruz. Yaptığınız yorum ve like'lar verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. Selamlar Yunus Bey. Ben adını vermek istemeyen bir izleyicinizim. Kanalınızı ilgiyle takip ediyor ve başlarına gelen acı dolu olayları yaşayan insanları ibretle uzun zamandır izliyorum. Bence bu program daha fazla yayılmalı. Ve bu çürümüş dünyanın içindeki iyi insanların tümü sizi izlemeli. İnsanlar o kadar çığırından çıkmış durumda ki en yakınındaki kişilere ihanetler, kandırmalar, sahtekarlıklar, hatta en yakınındakileri bile öldürebiliyor insanlar. Benim bu dünyada gördüklerimden sonra hiç kimseye güvenim kalmadı. Benim başımdan geçenler çoğu kişinin aklına bile gelmeyecek türden şeyler. Mektubuma başlar başlamaz sitem etmeme rahatsız olmuş olabilirsiniz. Ama yazdıklarımı okuyunca bana hak vereceksiniz diye düşünüyorum. Daha fazla uzatmadan yazdıklarımı size aktarmaya başlıyorum. Sabrınız için şimdiden çok sağ olun. Benim düzgün, olması gerektiği gibi çekirdek bir ailem var. Gerek annem, gerek babam ve kardeşim. Toplumumuzun yaşantısına göre kendi halinde, geleneklerine göre yaşayan bir ailenin içinde büyüdüm. Haliyle eşimiz dostumuzla kendi halinde yaşayıp giden insanlardı. Haberlerde olumsuz olmaması gereken şeyleri duyuyorduk ama insan kendi başına gelmeyene kadar bunun çok fazla derdinde olmuyor. Bunu herkes bilir. Ah yazık olmuş, kötü olmuş, keşke olmasaydı diyoruz ama sonra yine kendi hayatlarımıza devam ediyoruz. Hayat devam ederken üniversiteden sonra biriyle tanıştım. Uzun süre görüştükten sonra evlenmeye karar verdik. Sevgilimin ailesi de bizim ailelerimiz gibi olduğu için kısa sürede kaynaşıp anlaştılar. Ben de her genç kız gibi bu durum karşısında mutluydum. Çünkü siz de bilirsiniz bizim ülkemizde evlenen sadece iki kişi olmuyor. Aileler de evleniyor. Bir aile diğerine göre huzursuz veya sorunluysa bu evlenen çiftlere de yansıyor. Çok şükür. Bizim ailelerimiz iyi anlaşmıştı. Sevgilimle uzun süre görüştüğümüz için onun bana ne denli hayat sunabileceğini az çok biliyordum. Ve bana sunulan hayattan memnundum. Haliyle ailelerimizle birlikteliğimizi taşlandırmak istedikleri için önce söz kesildi. Çok geçmeden de düğünümüzü yaptık. Eşimin ailesinin kendilerine ait binaları vardı. Biz de o binanın içinde kaynanamlarla alt üstü yaşamaya başladık. Başlarda her şey çok güzeldi. Ben çalıştığım işten ayrılmıştım ve sadece evimle ilgileniyordum. Eşime güzel yemekler yapıyor, onu mutlu edecek şekilde kendimi şekillendiriyordum. Eşimin ailesiyle de aram çok iyiydi. Kaynanam sık sık ziyaretimize gelip bizimle vakit geçiriyordu. Kayınpederim de gayet sağlıklı bir adamdı. Yaşı biraz vardı ama yine de dinç duruyordu. Kaynanam bize her geldiğinde özellikle gündüzleri baş başayken bir defa da olsa oğlunun neleri sevip neleri sevmediğini söylüyordu. Kendi kendime bir anne oğlunun üstüne bu kadar düşmemeli diye düşündüğüm çok zaman oldu. Kaynanamın tavırları her geçen gün değişmeye başlamıştı. O kendi halinde yapısı olan kadın gidiyor, çokça duyduğumuz tipik kaynana modeline dönüyor. Şunu yap, bunu böyle yap, bunu böyle yaparsan şöyle olur, bunu yapma. Artık neredeyse her gün bana farklı bir komut vermeye çalışıyordu. Eşime de bu durumdan çok fazla bahsetmiyordum. Keyfi kaçmasın, ailesinden ötürü şikayet ettiğimi düşünmesin diye. Bir gün akşam için yemek hazırladığım vakitlerde yine kaynanam geldi. Ona bir kahve yapıp mutfakta işlerime devam ederken de o mutfaktaki masada kahvesini içip bana bir şeyler söylüyordu. Sonra senin elin lezzetli, yemekleri güzel yapıyorsun dedi. Sağ ol anne, elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum dediğimde elin sadece mutfakta işe yaramasın. Sen kadınsın, kocanı mutfakta nasıl mutlu ediyorsan yatakta da etmelisin. Yatakta mutlu olmayan erkek gözünü dışarı döner dedi. Anne neler söylüyorsun Allah aşkına? Ben kocamı her şekilde mutlu ediyorum. Bunu da nereden çıkardın dedim. Büyüğün olarak ben söyleyeyim de gerisi sana kalmış kızım dedi. Anne, bilmediğin bir şey mi var? Sen şimdi bunu durduk yere neden söyledin dedim. O an içime bir şüphe oturdu. Kayınvalidem, yok canım, yanlış düşünme, görmüyor musun? Çocuk işten eve, evden işe gidip geliyor. Sadece kocanı yatakta da güzelce mutlu et demek istedim dedi. Anne ayıp ama, böyle şeyleri konuşmasak daha iyi değil mi diye az da olsa sert bir tavır gösterdim. Daha sonrasında hadi sana kolay gelsin deyip evine gitti. Akşama kadar kaynanamın söylediği saçmalık yüzünden başım ağrımıştı. Ben zaten kocamı yatakta da mutlu ediyordum. Akşam işim işten eve gelince neyse dedim kendi kendime. Kaynanamın saçmalığını görmezden gel artık, düşünme diye kendimi telkin ettim. Hatta o gece eşimin yorgun olduğunu bildiğim halde ona güzel bir gece armağan ettim. Ben aslında eşimden çok kendimi tatmin etmek adına bunu yapmıştım. Sakin yapıda olabilirim ama dişiliğime kimse laf edemez düşüncesiyle egomu tatmin edercesine eşime güzel bir gece yaşattım. Gecenin sonunda eşim "Vay be, içinde sanki başka bir kadın vardı bu gece" demişti. Ve kocam böyle söyleyince benim de hoşuma gitmişti. Ertesi günler yine rutin devam ediyordu. Kaynanam sık sık bize geliyordu ki akşamlarda es geçmiyordu. Oğluna da çok fazla düşkündü. Bazen kendi kendime bir anne oğluna bu kadar düşkün olmamalı. Özellikle evlenmiş oğluna bu denli düşkün olmamalı diyordum. Çoğu zaman kızım sen bugün yemek yapma. Bizde fazla yemek var, onlardan getiririm veya bugün oğlumu sevdiği yemeği yaptım, sen yemek yapma diyordu. Sanki ben eşimi doyuramıyordum. Kaynanamın oğluna yani eşime bu kadar düşkün olması çoğu zaman beni rahatsız bile ediyordu. Yemeğin yanında tabi ara ara alkol sofraları da kuruluyordu. Kayınpederimle kaynanam içki içmeyi seviyorlardı. Ben de içerdim ama onlar kadar değil. Onların içki sofrası kültürleri benim aileme göre daha genişti. Haliyle eşim de içkiye biraz düşkündü. Eşimin 2 tane de kız kardeşi vardı. Onlar da evliydi. Kaynanam ve kayınpederim de tek yaşıyorlardı. Biz evlendikten 1 sene kadar sonra kayınpederim vefat etti. Allah rahmet eylesin. İyi adamdı. Bana hep sevecen davranırdı. Kayınpederimin vefat etmesiyle beraber kaynanamın bize gelip gitmeleri daha da arttı. Utanmasa evi boşaltın benimle beraber yaşayın diyecekti. Bu arada kaynanam da çok yaşlı sayılmazdı. Neredeyse çocuk yaşta evlenmiş ve oğluyla arasında 15 yaş kadar bir farkları var. Bilmeyenler bunlar kardeş mi diye sorabilirdi. Kayınpederimin vefatından yaklaşık 1 sene kadar sonra bir akşam yine içki sofrası kuruldu. Masanın kurulduğu ev kaynanamın eviydi. Ve tüm masayı neredeyse kendi hazırlamıştı. Akşamın ilerleyen saatlerinde tabii hepimiz çakır keyfi olmuştuk. Hatta ben onlar kadar dayanıklı olmadığım ve onlar kadar içmediğim için sarhoş olmuş da olabilirim. Saat biraz daha ilerleyince içkinin de etkisiyle iyice uykum gelmişti. Eşime benim uykum geldi, ne zaman kalkarız dediğimde ne güzel oturuyoruz, biraz daha dayan gideriz sonra dedi. Ama uykum o kadar bastırmıştı ki onlar sohbet ederken boş odalardan birine gidip uzandım ve uyumuşum. Ne kadar sonra uyandım bilmiyorum. Lavaboya gitmek için yerinden kalktım. Lavabodan dönüşte ne yapıyorlar diye salona yöneldiğimde kapının aralığından gördüğüm manzara karşısında dehşete düşmüştüm. Eşim ve kaynanam yarıçıplak vaziyette koltuğa uzanmış sevişiyorlardı. O an gözlerime inanamadım. Alkolün etkisiyle yanlış mı görüyorum acaba diye hiç sesimi çıkarmadım ve banyoya gidip yeniden yüzümü yıkadım. Bu olamazdı. Bir anne oğluyla sevişemezdi veya bir erkek annesiyle sevişemezdi. Böyle bir şey ne filmlerde görmüştüm ne de etrafımda duymuştum. Böylesine bir sapkınlık benim başıma gelemezdi. Kesinlikle yanlış görmüştüm. Yüzümü yıkarken dehşetle kendimin yanıldığı düşüncesiyle gördüğüm şeyin hatalı olduğunu düşünüyordum. Düşünmekten ziyade kendimi buna inandırmaya çalışıyordum. Yüzümü yıkadıktan sonra sessizce tekrar salona yöneldim. Ve biraz önce gördüğüm şeyin yanılsama olduğunu düşünerek kapı aralığından tekrar baktım. Ama maalesef gördüklerim yanılsama değilmiş. Eşim ve annesi sevişiyorlardı. Birden çılgına dönüp "Siz ne yapıyorsunuz böyle? Siz manyak mısınız? Adi sapıklar!" diye bağırmaya başladım. Benim bağırışlarımın etkisiyle panikte toparlanmaya çalıştılar. Biraz daha bağırıp öfkeyle sitem ettikten sonra "Allah belanızı versin" deyip apar topar kendi evime kaçtım. Ve kapıyı arkadan kilitledim. Eşim de hemen ardımdan gelip "Kapıyı aç, kapıyı aç konuşalım, sen ne diyorsun? Ne gördüğünü sanıyorsun? Saçmalama" demeye başladı. yarım saat kadar kapının arkasında yanlış şeyler düşündüğümü söyledi. Ama ben gördüklerim karşısında çok emindim. Eşim olacak adamın annesiyle enses bir ilişkisi varmış. Ve ben bunu kendi gözlerimle görmüştüm. "Defol git, sana inanmıyorum adi şerefsiz" diye bağırdım. Yaşadığım dehşetin hala etkisindeydim. Sinirden elim ayağım titriyordu. Kendimi kontrol etmekte zorlanıyordum. Alkolün de vermiş olduğu etkiyle kendimden iyice geçmiştim. Kapının diğer tarafında duran eşime o ana kadar etmediğim kadar hakaret, küfrettim. Bir insan nasıl olursa annesiyle ilişkiye girerdi. Anne bunu nasıl kabul ederdi? Aklım almıyordu. Delirecek gibi olmuştum. Benim kararlılığımı fark eden eşim bir süre sonra kapıdan uzaklaşıp annesinin yanına geri gitti. Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Aklımdan bin bir türlü düşünce geçiyordu. Hemen boşanma davası açmalıydım. Veya kendi halime bu durumu söylemeliydim. Etrafımda ne kadar insan varsa bunların nedenli sapkın insanlar olduğunu bilmeliydiler. Eşim olacak şerefsizin kardeşleri de bu durumu bilmeliydiler. Rahmetli kayınpederim iyi ki hayattayken karısının ve oğlunun ne kadar sapkın olduğunu görmemiş. Sabaha karşı bu tür düşünceler içindeyken uyuyakalmışım. Ne kadar uyumuşum bilmiyorum. Kapının şiddetli ısrarcı çalışına uyandım. Gayri ihtiyari uyku sersem kapıyı açtım. Başım ağrıyordu ve kapıyı açtığında eşim sakin bir tavırla "günaydın" deyip içeri girdi. Eşim içeri girer girmez gece aklıma geldi ve "seni şerefsiz, sen ne yüzle buraya gelirsin" dedim. Üzerine saldırdım. Ona vurmaya çalışıyordum ama ellerimden tutup "delirdin mi sen kadın? Sakin ol" deyip beni koltuğa oturttu. "Ne oldu? Ne bu halin? Bu saçma sözlerin arkasında ne var?" dedi. O kadar sakindi ki sanki gece annesiyle yatan o değildi. "Sen neredeydin?" diye sordum. "Akşam beraberdik ya annemin evinde. Sonra sen uykun var deyip eve geldin. Biz de annemle biraz daha oturduk. Sonra da uyumuşuz. Ne oldu? Senin sorunun ne?" diye sert bir tavır sergiledi. O an yok bu kadar olmamalı. Acaba ben mi yanlış gördüm? Normalde bir insan böyle bir şeyle yakalandıktan sonra bu kadar sakin olamaz. Ben acaba gece sarhoşken yanlış bir şey gördüğümü mü hatırlıyorum acaba diye düşünmeye başladım. "Söylesene hayatım, sabah sabah derdin ne?" dedi. Ne desem bilemiyordum, ne düşüneceğimi bilemiyordum. "Başım çok ağrıyor, biraz daha uyuyayım, sonra konuşuruz" deyip odama geçtim. Ben odaya geçerken "bence de uyu, dinlen, kendine gelince konuşuruz" dedi. Yatağıma girince gerçekten yanlış görmüş olabilir miyim diye tekrar düşündüm. Alkolle pek aram yoktur. Ama bu derece yanlış görecek kadar sarhoş olmamalıydım. Ya da kaynanamın oğluna olan düşkünlüğü yüzünden beynim benimle oyun mu oynuyordu? O an bu düşünce bana daha mantıklı geldi. Kaynanamın oğluna olan düşkünlüğü bende sorun oluşturmuştu. Bunu kendim de hissediyordum. Ve sarhoşluğun da etkisiyle kendi kendimi yanılttım sanırım diye düşündüm. Öğlene doğru uyandığımda günlerden cumartesi olmasına karşıma eşim işe gitmişti. Bazı hafta sonları işe gidiyordu ki bu beni rahatsız etmezdi. Ben uyandıktan birkaç saat sonra kaynanam geldi. O da hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol. Ben gece ne kadar yanlış şeyler gördüğümü düşünmüştüm diye iç geçirdim. Kaynanamla beraber kahvaltı yaptık. Gayet rutin davranıyordu. Ama ne olursa olsun aklımda bir şüphe vardı. Gece gördüklerim gerçek olabilir miydi? Aklım bir gidip bir geliyordu. Yine de ne olursa olsun biz kadınlar şüpheciyizdir. Onlara hiçbir şey belli etmedim. Ama aklımdan yapmam gereken bazı şeyler geçiyordu. Akşam eşim eve geldiğinde "sabahki halin neydi öyle?" diye sordu. "Başım çok ağrıyordu ve içkinin etkisi yüzünden çok sinirliydim" dedim. "İyi bari, normale döndüysen sorun yok" dedi. "Evet, yok" dedim. Gece uyku vakti gelince eşim birlikte olmak istedi ama "iyi değilim" diye onu reddettim. Biraz homurdandı, sonrasında uyudu. Ertesi gün içimdeki şüphe beynimi çok fazla kemirmeye başladı. Ya gördüklerim gerçekse? Ya bunlar yaşandıysa? Sonra birden bu olayların olup olmadığına internette baktım. Ensest ilişkilerin bir hastalık olduğunu ve bizim ülkemizde de yaşandığı haberlerini gördüm. Bu sefer içimdeki şüphe şiddetini arttırdı. Sonra bu konuyla alakalı ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Gördüğümü, düşündüğüm şeyin gerçek oluşuyla alakalı elimde somut bir kanıt yoktu. Ve gerçekten böyle bir şey varsa sadece söylemle kimse bana inanmazdı. Hatta bana deli bile diyebilirlerdi. Ve bütün düzenimi kendi kendime bozmuş olurdum. Üstüne bir de böyle bir ağır ithamla boş yere suçlamam karşısında asıl suçlu herkes tarafından ben suçlu görünürdüm. İnternette biraz daha gezindim. Sonra bir ses kayıt cihazı gördüm. Bir nevi gizli kayıtlar için yapılmıştı. Bu cihazı alıp almamakla alakalı biraz düşündüm. Ya gerçekten kendi kendime kuruntu yapıyorsam ve insanların vebalini alıyorsam? Bu olayı kafamda kurduysam çok büyük bir günaha girecektim ama yine de içimdeki ses bunu yapmamı söyledi. Sonra o ses kayıt cihazının siparişini verdim. Birkaç gün sonra kargo geldi. Kaynanam kargonun geldiğini görünce o nedir diye sordu. İnternette çok güzel bir elbise vardı. Eşim de çok beğenir diye aldım dedim. Kaynanamın suratında kıskançlık seviyesinde bir ifade oluştu. Her ne kadar saf numarasına yatsam da aklımda olanları sadece ben biliyordum. Paketle beraber evime girdim. Paketi hemen açıp nasıl bir şey olduğuna baktım. Ufak bir cihazdı ve kullanım kılavuzu da vardı. Evet, bu cihazı kullanacaktım. Buna kesinlikle karar vermiştim. Akşam olunca eşim işten geldi. Kaynanam da tabii onun arkasından bize geldi. Uzun zamandır giymediğim bir elbisemi giyip yeni aldığımı belli edercesine üzerimde sergiledim. Kaynanam yine aynı tavırla "Elbisen çok güzelmiş, güle güle giy" dedi ve eşim de "Çok yakışmış" dedi. Gündüzden akşam yemeğini hazırlamıştım. Ama yemeğin yanında hazırladığım bir şey daha vardı. Salondaki televizyon ünitesinin arkasına cihazı öncesinde saklamıştım. Yemeği yedikten sonra kasti olarak lavaboya gittim ve bir süre bekledim. Ben yokken acaba ne konuşuyorlardı çok merak ediyordum. Sonra dikkat çekmemek için yanlarına döndüm. Ben içeri girerken kayınpederimden kalma yazlığın akıbetiyle ilgili konuşuyorlardı. Kaynanam bana dönüp "Kızım, sence yazlığı satalım mı yoksa kullanalım mı?" diye sordu. "Siz daha iyi bilirsiniz anne. Bunun cevabını vermek bana düşmez" dedim. Onlarla ilgili hiçbir olaya dahil olmak istemiyordum. Çaylarımızı içtikten sonra kaynanam evine gitti. Eşim de yorulmuş olacak ki biraz oyalandıktan sonra yattı. Biz de genelde televizyonu gündüz zamanları sadece evde ses olsun diye ben açarım. Akşamları sadece film izlemek için televizyon açarız. O da tabii kaynanamdan fırsat bulursak yapabiliyoruz. Neyse, eşim de yattıktan sonra cihazı koyduğum yerden aldım. En sakin yer olan banyoya geçip konuşulanları dinlemek için cihazın kaydını başa alıp dinlemeye başladım. Benim de olduğum konuşmaları ileri sarıp anne ve oğlun olduğu bölüme geldim. O kadar heyecanlıydım ki acaba gerçekten düşündüğüm şeyler konuşulmuş muydu? Meraktan çıldıracak gibiydim. Kalbim çok hızlı atıyordu. Sonra onların bölümlerini konuşmaları başladı. Biraz normal şeylerden konuştuktan sonra benden bahsettiler. Ve o gece olanlardan şüphelenip şüphelenmediğimi kendi aralarında tartıştılar. Ses biraz uzaktan geldiği için bazı cümleleri anlayamıyordum. Onların konuşmasını dinlerken içimde oluşan duyguları size anlatabileceğim bir cümle yok maalesef. Başımdan aşağı kaynar sular aka aka defalarca aynı konuşmaları dinledim. Sonrasında ne yapacağımı, ne yapmam gerektiğini düşündüm. Onlara söylemeden bu konuşmayı yakınlarıma söylemeli miydim? Yoksa soluğu direkt mahkemede mi almalıydım? Ya da bu ses kaydıyla onlarla yüzleşmeli miydim? Bütün bu sorular aklımda defalarca dönüp durdu. Eşim ve annesi cinsel ilişkiye giriyorlardı. Hem de bunu ne zamandır yapıyorlardı bilmiyordum. Kim bilir bu sapkınlık ne zaman başlamıştı veya neden başlamıştı? Önce oğlum annesine yönelmişti, yoksa annesi mi oğlunu ayartmıştı? İnsan nasıl olur da kendi annesiyle sevişebilirdi? Bunun mantıklı bir açıklaması var mıydı bilmiyordum. Ama bana göre yoktu. Ve bu iğrenç olay normale çevrilecek bir durum asla yoktu. Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Ne yapacağımı düşünürken birden kaynanamı aradım ve bize gelmesini söyledim. Eşim olacak adi sapığı da uyandırdım. İkisi de "Hayrola sabah sabah, ne bu telaş?" der gibi benden cevap beklerken ses kaydını açıp o iğrenç sapıklıklarının yüzüne vurdum. Ses kaydını kapatınca "Sizler ne kadar iğrenç insanlarsınız. Hayvanlar bile kendi çocuklarıyla ilişkiye girmez. Siz ne çeşit bir insansınız?" diye bağırıp çağırmaya başladım. İlk başta ikisi de bu tepkime karşı dona kaldılar. Sonra eşim "Saçmalama, yanlış anlamışsın, sen hasta mısın?" demeye başladı. Hep bir ağızdan birbirimize bağırmaya başladık. Ve eşim elimdeki cihazı zorla benden alıp duvara fırlattı. Duvara çarpan ses kayıt cihazı parçalandı ve kullanılmaz hale geldi. "Ne yaptığını sanıyorsun?" diye eşimin üzerine yürüdüm. O anda bana bir tokat atıp yere serilmemi sağladı. Aldığım darbeyle sersemlemiştim. Ben yerdeyken eşim olacak sapık "Bu konudan herhangi birine bahsedersen seni öldürürüm" diye beni tehdit etmeye başladı. Ben bunca yıllık kadın babamdan bile şimdiye kadar bir fiske yememişken bu adi sapık tarafından tokat yemiştim. Yerdeyken hem gururumun kırılışına, hem yediğim tokatın acısına, hem de böyle sapıkların içinde oluşuma lanet etmiştim. Siz ne biçim insanlarsınız? İnsan annesiyle yatar mı? Anne oğluna bu gözle bakar mı? Sapıklar diye bağırmaya devam ettim. Bu sefer annesi ben yerdeyken, sen çok oldun ama deyip birkaç tane tokat da o bana attı. Ağzımın kenarından kan akmaya başlamıştı. Annesi giderek çirkefleşiyordu. Benim oğlumla aramdaki ilişki sen dahil hiç kimseyi ilgilendirmez. Biz birbirimizi böyle seviyoruz. Eğer bu olayı deşmeye kalkarsan zararlı çıkarsın deyip evden çıkıp gitti. Oğlu olacak sapık da beni olduğu yerden kaldırıp koltuğa oturttuktan sonra mutfaktan bir bardak su getirip bana uzattı. O pis elinden şerbet olsa yine içmem. Çek şu suyu dedim. Bardağı masanın üstüne koyup salonun içinde volta atmaya başladı. Ben de o ara biraz daha sakinlemiştim. Nereden aklıma geldiyse o an sen annenle ne zamandır yatıyorsun diye sordum. Tabii bu soruma cevap vermedi. Annemle olan özel bağımızı daha fazla deşme. Konuyu burada kapatalım dedi. Seni boşayacağım dediğimdeyse neye dayanarak boşayacaksın? Elinde düşündüğün şeyle ilgili kanıt yok. Ne boşanmasından bahsediyorsun dedi. Senden boşanmak istememle alakalı bir kanıt veya suça gerek yok. Senin gibi biriyle evli kalmak istemiyorum dedim. Ben öyle söyleyince yine sinirlendi ve bana bak, beni daha fazla öfkelendirme. Bu konudan kimseye bahsetmeyeceksin ve olan biteni burada kapatacağız dedi. O sakin kibar adam gitmiş, yerine vahşi bir hayvan gelmişti sanki. Bir süre sessiz kaldıktan sonra ben işe gidiyorum deyip hazırlandı. Evden çıktı. O gün kaynanam olacak sapık kadın oğlu gittikten sonra eve gelip akşama kadar beni resmen gözetim altında tuttu. Ben de akşama kadar ne yapacağımla alakalı düşünüp durdum. Bir süre sonra düşüncelerim arasında boğulduğumu hissettim. Aileme söylemeli miydim diye düşünürken yakın arkadaşlarımdan biri geldi aklıma. Akşam olduğu için arkadaşımı arayamazdım. Evde yine o sapık vardı çünkü. Gün içinde birkaç kere telefonum elime aldığımda kaynanam olacak sapkın, kimi arayacaksın diye sorular sorunca telefonu elimden bıraktım. Bir şekilde bu sapkınlardan çekiniyordum. Kendi oğluyla yatan bir kadın ne derece tehlikeli olabileceğini bilmiyordum çünkü. Ve zaten kadından olduğum olası bir şekilde rahatsız olduğum tavırları vardı. Beni bir şekilde örpertmeyi başarıyordu. Sonra ona fark ettirmeden arkadaşıma mesaj attım. Gündüz beni aramasını söyledim. Ertesi gün yine göz hapsindeyken arkadaşım aradı. Mümkün olduğunca normal konuşmaya çalıştım. Arkasından annem aradı. Ve onunla da normal konuştum. O sapkın kadın benim normal konuşmalarıma dayanarak "Aferin, böyle devam et. Kimseye bir şey çaktırmaya çalışma. Başın belaya girmesin" dedi. Bir hafta kadar göz hapsinde kaldıktan sonra bir gün kaynanan bize gelmedi. Sapık oğlu evden çıkar çıkmaz arkadaşımı arayıp hızlıca olayları anlattım. Benim anlattığım şeyler karşısında arkadaşım resmen şok olmuştu. Ne yapacağımı bilemediğimi söylediğimde avukat bir arkadaşının olduğunu, konuyu ona anlatacağını, sonra da avukatın konuyla alakalı görüşlerini benimle paylaşacağını söyledi. Tabii kısa süre avukattan dönüş olmuş. Ve benim belli bir kanıt bulmam gerektiğini, aksi halde yersiz suçlamalardan ötürü benim suçlu olacağımı söylemiş. Tek kanıtımı kendi ellerimle onlara vermiştim. Ve başka bir kanıt bulabilir miydim bilmiyordum. Bu durumda aileme de durumları anlatsam, onlar da benim haksız yere suçlama yaptığımı düşünerek beni ayıplayacaklardı. Kim olsa zaten böyle bir durumda kanıtsız suçlama yaparsan akıl sağlığınla ilgili sorunların olduğunu düşünürlerdi. Kendi kendime ben de olsam böyle bir şeyin olmayacağını, yersiz yere insanların suçlandığını düşünürdüm. Aradan birkaç ay geçmişti. Onlar benim bu olayın peşini bıraktığımı düşündüler ki böyle düşünmelerini ben doğal davranışlarım ve konuyu kapatışımla beraber sağlamıştım. Bir gün çarşıda alışveriş yaparken teknolojik alet satan bir dükkanın camında gizli kamera yazısını gördüm ve içeri girdim. Gizli kamera satıyor musunuz diye sorunca modelleri gösterdiler. İçlerindeki en küçüğünü alıp çantama sakladım. Hiçbir şey yokmuş gibi yine rutin davranıyordum. Tabi bu zaman zarfında arkadaşımla iletişimim devam ediyordu. Anaoğlu tekrar bir açık vermemek için çok dikkatli davrandıklarından açıklarını yakalayamıyordum. Ama o gizli kameranın elbet bir gün işe yarayacağını biliyordum. Birkaç ay daha geçtikten sonra hepimizin hayatı normale dönmüştü. Eşim olacak sapığa bile mecburen geceleri tahammül ediyordum. Midem bulana bulana cinsel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyordum. Ama her şey onlardan alacağım bir açık içindi. Mahkemeye kanıt sunmam gerekiyordu. Hem mahkemeye hem de aileme karşı bir kanıtım olması lazımdı. Sonra aklıma bir fikir geldi. Her şeyin başladığı akşamın aynısını tekrarlatmam gerekiyordu. Bir akşam bunlar içmeyi sevdikleri için içki masası kurdum. Onların en sevdiği yemekleri hazırlayıp akşam için program yaptığımı söylediğimde ikisinin de gözleri parlamıştı. Hatta kaynanam olacak o sapkın kadın "Aferin, senden beklediğim şeyleri yapmaya başlıyorsun" demişti. "Adi fahişe, size çok daha büyük bir sürprizim var. Sen hiç merak etme" diye içimden söylenip yüzüne bakıp gülümsedim. "Kaynanam sana yardım edeyim teklifinde bulundu ama sen zahmet etme. Ben her şeyi hazırladım" dedim. Masayı hazırladıktan sonra gizli kamerayı da görünmeyecek ve masaya bakacak şekilde ayarladım. İkisi de masaya kurulduklarında hazırladığım düzenin farkında değillerdi. Güzel güzel yemeğimizi yerken sarhoş olsunlar diye bardaklarını hiç boş bırakmıyordum. Onlar eşlik etmek adına ben de sarhoş olmuştum. Ben dahil masadaki herkes sarhoş olunca "Ben yatıyorum, masayı sabah toplarım" dedim ve hiçbir sorun yokmuş gibi yanlarından ayrılıp yatağıma, odama geçtim. Ben odama geçtikten sonra ne kadar süre bilmiyorum, herhalde bir saat sürmüştür, İkisi birden evden çıktılar. O gece olabildiğince sakin kalmaya çalıştım. Yatağımdan çıkıp cihaza bakmadım bile. Çünkü gerçekten sarhoştum ve yanlış bir şey yapmak istemiyordum. Zaten bir süre sonra da uyumuşum. Sabah uyandığımda eşim olacak sapık yanımdaydı, uyuyordu. Hazır uyuyorken kalkıp hemen cihazı olduğu yerden alıp kimsenin bulamayacağı bir yere sakladım. Öğleden sonra bir ara eşimi markete gönderme bahanesiyle evden gitmesini sağladım. Cihaz açıp baktığımda şarjı bitmişti ve hemen şarja takıp kaydı telefonuma aktardım. Ben odama geçtikten sonra onları izlemeye başladım. Ben gittikten sonra bir süre daha normal davranmışlar. Ama sonrasında gördüklerim beni yine dehşete düşürmüştü. Eşim olacak o adamla annesi öpüşmeye başladılar. Bir süre öpüşüp birbirlerini okşadıktan sonra kaynanam olacak sapık "Bize gidelim. Burada çok rahat olmayız. Geçen sefer olanları unutma" dedi. Ve oğlu da sarhoş kafayla "Seninle her yerde olurum" diye cevap verdi. Bu nasıl bir sapkınlıktır? Nasıl bir sapıklıktır? Veya bunun adına başka ne denir bilmiyordum. Ama gördüğüm manzara çok iğrençti. Sonra ikisi birden sallana sallana kalkıp salondan çıktılar. Benim için bu kadar kanıt kafi derecede yeterliydi. Hemen arkasından arkadaşımı arayıp heyecanımın da etkisiyle hızlıca aldığım kaydı arkadaşıma anlattım. O da bu sapkınlıklara bir sürü laf anlattıktan sonra "Avukatla konuş. Şimdi ne yapmamız gerektiğini söylesin" dedim. Kapattık. Bu evde 5 dakika daha duramazdım. Artık iyice midem bulanmıştı. Ne yapayım diye düşünürken annem aklıma geldi. Neden burada daha fazla duruyordum ki? Alemin yanına gideyim dedim. Ve hemen apar topar hazırlanıp gizli kamerayı da yanıma alıp evden çıktım. Taksiye binip Alemin evine gittim. Yoldayken annem arayıp "Geliyorum" dedim. Eve gittiğimde "Ne bu halin? Kötü bir şey yoktur inşallah" dediler. İçeri girerken "Anlatacağım anne. Bana bir bardak su verir misin?" dedim. Babama dönüp "Baba, sizinle bir konu konuşmamız lazım" dedim. Annem suyu getirdikten sonra bir hamlede suyu bitirdim. Heyecanım kalbimi yerinden çıkaracak gibiydi. Biraz sakinleştikten sonra anlatacaklarımı bekleyen anneme ve babama bütün olanları en baştan sona anlattım. Önce inanmadılar ama sonra kamera kaydını izlettim. Ailemde gördükleri manzara karşısında dehşete düşmüştü. Böyle normal bir aileden bu denli sapkın bir şeyi onlar da benim gibi beklemiyorlardı haliyle. Annem ne kadar beddua varsa hepsini söyledi. Babam biraz daha sakin davranıp "Bu sapkın ailenin yanına bir daha dönmüyorsun ve en kısa zamanda mahkemeye gidiyoruz" dedi. Ailem de benimle aynı fikirdelerdi ve sağ olsunlar hep yanımda oldular. Tabi bu arada eşim olacak adam beni arayıp duruyordu. Fakat telefonunu açmıyordum. Yine bir arama geldi. Ve bu sefer babam "Telefonu ver, ben açacağım" dedi. Babam açtı ağzını, yumdu gözünü o pisliğe. Söylenmesi gereken ne varsa söyledi. Ve "Kızımın peşini bırak" dedi. Sonrasında olan olayları hızlıca geçeceğim. Biz hızlıca avukat aracılığıyla boşanma davamızı açtık. Bu süreçte birkaç defa o sapkın herif babamın evine gelip konuşmaya çalıştı. Ama babam buna izin vermedi. O pislikler beni ruh hastası olarak göstermeye çalıştılar. Üzerime saçma sapan iftiralarda bulundular. Benim bir deli olduğumu, evde garip garip davrandığımı, kaynanam olacak kadını sürekli tehdit ettiğimi falan söylemişler. Mahkeme sürecimiz hala devam ediyor. Ve bu sapkınlar kendilerini aklamak için hala ellerinden geldiğince debelenip duruyorlar. Ailem sağ olsun hala arkamda duruyor. Ve beni olabildiğince bu sapkınlardan korumaya çalışıyor. Eski eşim olacak sapkın ara sıra beni üstü kapalı tehdit ediyor. Ama mahkeme sürecinde olduğumuz için açık vermemek adına elinden geleni de yapamıyor. Tabii ben bu durumu onların ailesinde de ne kadar tanıdığım varsa hepsine bahsettim. Ve bu sapkınların ne derece pislik olduğunu elimden geldiğince ifşa ettim. Dediğim gibi mahkeme devam ediyor. Ama avukat benim kanıtım sayesinde mahkemeyi kazanacağımızı söylüyor. Yunus Bey, benim başımdan hala geçmekte olan olay bu maalesef. Siz izleyenlere tavsiyem, tabi böyle bir durum herkesin başına gelmez ama özellikle evli olanlar anne oğul hatta kardeşler arasındaki ilişkilere çok dikkat etsinler. İnsanlar artık iyice çığırından çıkmış vaziyettiler. Kimsenin yüzüne ne olduğu maalesef yazmıyor. Benim başıma gelmez sakın ha demeyin. Çünkü benim de aklımdan böyle bir şey başıma gelene kadar geçmemişti. Ben elimden geldiğince bu durumu etrafımda olan insanlara aktarmaya çalışıyorum ki gerçekten bu süreç beni çok yordu ve ruh sağlığımı olumsuz yönde çok fazla etkiledi. Ama sizin sayenizde binlerce kişi böyle ailelerin olduğunu öğrenebilirler diye size yazmak istedim. Programınızı ilgiyle izlemeye devam edeceğim. Her ne kadar insanlardan giderek soğusam da en azından kendimi ve ailemi korumak adına sizin programınız bizim gibi insanlara çok şey katıyor. Bu yüzden iyi ki varsınız ve olmaya devam edin lütfen. Ve bunu şu an fark ettim ki size yazmak bana da iyi geldi. Bir şekilde içimi dökmüş gibi hissettim. Muhtemelen size yazan insanların çoğu benim gibi düşünmüştür. Benim yazacaklarım şimdilik bu kadar. Olur da hayatımda yine bu denli bir saçmalık olursa yine yazacağım. Ama inşallah olmaz. Yunus Bey, Allah'a emanet olun. Mektubumu dinleyen herkese de çok dikkatli olmalarını tekrar söyleyip yazımı sonlandırıyorum. Sağlıcakla kalın. Çok geçmiş olsun. İyi ki de daha sonra akıl edip kamera almışsınız da o şekilde kurtarmışsınız. O kadar ince hassas bir konu ki bu. Eğer elinde kanıt olmasa akıl sağlığı yerinde değil diye iftira atıyor diye iftira atarlar. Çünkü böyle pislik insanlar, bu aşağılık insanlar bunları yaparlar. Bu bir hastalık. Hastalıktan öte bu bir hastalık mı yoksa başka bir şey ya, bu pislik bir şey. Çok iğrenç bir durum. Dilim varmıyor yani, böyle yazıklar olsun. O yüzden diyecek bir şey bulamıyorum. Bu tarz şeyler duyuyoruz, görüyoruz. Programlarda, hayatın içinde, sosyal medyada maalesef yaşanıyor. Bazıları böyle açık şekilde yaşanıyor. Bazıları da gizli kapaklı bir şekilde yaşanıyor. O yüzden başınıza Allah korusun böyle bir şey gelirse lütfen arkadaşlar elinize kaydı alın. Bakın o hanımefendi ses kaydı almış, sonra gitmiş ses kaydını göstermiş yüzleşmek adına. Böyle insanlar zaten sapkın ve pislik insanlar olduğu için haliyle kırarlar, eldeki kanıtı yok ederler. Elinizde herhangi bir kanıt varsa muhakkak yedekleyin. Bak mesela burada videoyu çekmiş, o videoyu yedeklememiş. Bu videoda gitti zannettim ben hikayeyi okurken, mektubu okurken. Bu videoyu da aldılar zannettim, kaybetti zannettim. Ne olursunuz, elinizde bir kanıt varsa muhakkak yedeğini eşinize, dostunuza, yani uzaktan birisine değil, çok güvendiğiniz birisine gönderin, saklayın. Normalde kanıt olarak mahkemede gizli kayıtlar kullanılmıyor ama bu tür durumlarda herhalde hakimin inisiyatifinde. Çünkü şey duymuştum ben, ölüm tehdidi olduğunda kullanılabiliyor. Burada da tehdit var, o yüzden bu kanıtı kullanabilir diye düşünüyorum. Tabii bu benim şahsi fikrim. Ki nitekim video olduğu halde akıl sağlığı yerinde değil demişler. Herhalde adamın bu videodan haberi yok, dosyaya koymadılar. Bence o videoyu yedeklemediyseniz bir şekilde yedekleyin. Çünkü ne olur ne olmaz. Yarın bir gün bu pislik insanların ne yapacağı belli olmaz. Yani en azından bu şekilde kendinizi kurtarmış olursunuz. Rabbim böyle sapkınlıklardan, böyle sapıklardan, şeytanlardan ve şeytanlaşmış insanların şerrinden bizleri korusun inşallah. Benim söyleyeceklerim bu kadar sevgili dostlar. Ne diyeyim? Diyecek hiçbir şey yok. Ahlaksızlık, pislik. Yani ne söylesem yetmez bu insanlara. Allah'ım böyle insanlardan bizleri uzak eylesin. Sizin başınıza böyle bir şey geldi mi? Sizler böyle bir şey duydunuz mu, gördünüz mü? Çok nadir görüyoruz, üzülüyoruz. Ve gördüğümüz bu hayatlardan birer ders çıkartıyoruz. Bu hikayeyi de o yüzden yayınladık. Her ne olursa olsun elimizde kanıt olması gerektiği ve böyle bir şeyle karşılaşan insanların nasıl kurtulması gerektiğini anlattık bu hikayede. Ve şu var, söylediği şey doğru. Çoğu psikolog şunu söylüyor. Yaşadığınız üzücü olayları, travmaları yazın. Yani benim duyduğum kadarıyla. O yüzden belki rahatlıyordur bize yazan konuklar. O yüzden belki siz de yazarak rahatlamışsınızdır. Ne mutlu bizlere. İnşallah tez zamanda boşanırsınız. geride kalan hayatınız mutlu ve huzurlu geçer. Benim söyleyeceklerim bu kadar sevgili dostlar. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız lütfen like tuşuna basıp yorum yaparsanız verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. Eğer yazacak bir şey bulamıyorsanız da iyi yayınlar, merhaba Yunus Bey yazabilirsiniz. Bu hikayeyi beğenmeniz demek bizim için bir teşekkür mahiyetindedir. Desteğiniz için teşekkürler. Videolarımızda WhatsApp gruplarında, eşlerinizle, dostlarınızla paylaşırsanız kim bilir belki birisinin keşke yapmasaydım demesine engel olursunuz. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun.